Çirkin ördek yavrusu sandığımız Deniz aslında isterse ne kadar hoş bir kadın olabileceğini hepimize gösterdi. Olaylar böyle gelişince de bu güzellik mevzusu ne kadar önemli diye merak ettik ve yapımın oyuncularıyla keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Her ne kadar Deniz'i her haliyle sevsek de en başından beri hepimiz güzelleşeceği o anın gelmesini bekliyorduk. Aslında en çok da Yiğit'in onu gördüğü zamanki tepkisini merak ediyorduk. Tabii Zeynep'in o yani Deniz'in değişimi, stajyer Deniz'in işte Deniz Hanım'a dönüşü tabii ki bir erkeği çok normal ki heyecanlandırır ki çok su gibi güzel oldu. Gözlerim gözlerimden geçerken ah yine tövbelerim bozulur. Kim bilir kaç senedir sana ben hazırım böyle hadi gel hemen hemen. Gökhan Alkan, Zeynep Çamcı ve karakteri Deniz konusunda izleyiciden oldukça enteresan geri dönüşler aldığını dile getiriyor. Zeynep zaten o halde de güzeldi. Yani Zeynep güzel bir hanımefendi. Çok fazla yorumlara baktığımda, mesajları okuduğumda zaten öyle diyorlardı. Yani Zeynep zaten güzel, kızı çirkinleştirmeye çalışmışsınız ama biz onun güzelliğini biliyoruz. Deniz seviyor sevmiyor izleyicilerinin pek çoğu için sempatik ve şirin bir karakter. Zeynep Çamcı ise bu fikrimize katılmıyor. Yani böyle sorulara cevap vermekte zorlanıyorum. Yani çok net bir şey yok. Bugüne kadar gördüğümüz çok net bir şey de yoktu bana göre. Tamam hani ilk bakışta sevimli görünüyor olabilir ama birinci bölümden beri birçok değişik yanını gördüm ben. Var yani insan neticede sürekli sevimli değil bence. Sabiha Gökçen'e mi gidiyoruz dedim, defalarca sordum. Karşıya mı geçiyoruz dedim ama cevap vermediniz. Neden? Neden? Çünkü beni hiç dinlemiyorsunuz. Tek yaptığınız şey saygısızca davranıp beni aşağılamak. Bir kere kaçamadın, iki kere kaçamadın, üç kere kaçamadın, dört kere kaçamadın. Beşincide ne oldu? Yapımın en görünüşüne dikkat eden karakteri Yiğit Balcı. Peki Deniz'in nasıl göründüğü acaba onun için ne kadar önem taşıyor? Zaten Yiğit Balcı Zeynep'in ya da Deniz'in güzelliğine aşık değil ki. Yiğit Balcı küçük, şişman, gözlüklü, kimse tarafından kabul edilmeyen bir çocukken onu koruyup kollayan, sevip sarmalayan o kıza aşık olmuş. Yani Yiğit ruha aşık, kalbe aşık. Onu hangi bedene koyarsak koyalım, Yiğit zaten aşık. Bundan sonra senin hep yanında olacağım. Senin şemsen olacağım, tamam mı? Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Deniz salaş bir karakter ve yani, çoğu zaman Yiğit Balcı'yla yan yana geldiğinde büyük bir tezatlık oluşturuyor. Yiğit'in her zaman böyle jilet gibi bir tarzı var. Hep böyle güzel giyiniyor filan. Sen nasılsın normalde, nasıl giyinmeyi seversin? Sen de öyle takıntıların var mıdır? Güzel giyinmek bence takıntı değil. Bir seçim ve olması gereken. Ben çok disiplinli, çok düzenli bir adamım. Bu insanları rahatsız edebiliyor bazen ama ben bu hayatımda mutluyum. Açıkça söylemek gerekirse. Hani öyle takıntılarım yok. Fakat temiz olması, düzenli olması, işte düzgün olması bana göre aksi yok. Yakışıklı oyuncu iyi görünme konusunda bir hayli dikkatli. Ruh halin ne olursa olsun, dışarıya çıktığında seni izleyen, seni beğenen veyahut da seni gördüğünde seninle fotoğraf çekilmek isteyen herhangi birine ya şu an üstüm müsait değil, bilmem ne müsait değil. Ya ben o cümleyi kurabilecek bir adam olmadığım için her daim
saygılı bir şekilde kendime önce, sonra da insanlara saygılı bir şekilde giyinip çıkıyorum yani. Seni pijama terlik olarak sokaklarda göremeyeceğiz. Yani sokaklarda göremezsiniz ama ya evde hep pijama terlik, yani öyle söyleyeyim. Yiğit, iyi misin? Deniz. Son olarak yapımın oyuncularına tam da seviyor sevmiyordaki bazı durumları özetleyen zor bir soru soruyoruz. İç güzellik mi yoksa dış güzellik mi? İşte cevaplar. Bence ikisini birbirinden ayırmak da bir hata oluyor. Evet. Yani dış güzellik var ama onun gözü adam gibi gülümsemiyorsa ya da güvenmiyorsan ona, onun güzelliği hiçbir işe yaramaz yani. O yüzden iç dış falan değil yani. Evet, bütün olarak bakman lazım. Haydi bu parti ya. Ben eskiden güzeldim. Şimdi ne güzelsin. Nasıl yani? Güzelsin. Güzelsin. Estetik güzellik zekandan almamış. Aferin bak. Flamingo'nun çılgın patronu Asena, bakalım sorumuza nasıl yanıt verecek? İç güzellik mi, dış güzellik mi? Dış güzellik ne kadar önemli? Vallahi bir insanın dikkatini çekmek için sanıyorum önce biraz bakımlı olmak lazım. Tabii ki güzellik anlayışı insanların kendi beğenilerine, egosu, şeyine göre, nefsine göre değişir ama sonuçta çok da güzel olsanız içinizin doluluğu oranında biriyle bir ilişkiyi sürdürebiliyorsunuz. Bu aşk da olabilir, ailede, arkadaşlıkta, evet. Yani altını doldurmak gerekiyor. O yüzden içi boş güzellikler sadece vitrinde manken olarak seyredilebilecek gibi. Bu ne hal? Saç, saç mı? Saçları kabarıyorlar onlar biraz. Yağmur çizelemişti. Yağmur çizeleyince böyle makarna gibi. Kıyafet. Önce kıyafet. Kıyafetlerimize biraz özen göstereceğiz. Burası bir moda dergisi. Sen de bizi temsil ediyorsun. Anlaştık. Anlaştık. İzninizle. Seni çapkın. Ne güzel kız bu böyle. Bak Yiğit'ciğim, işte bizim böyle güzel insanlarla çalışmamız lazım. Başarılı oyuncu, gerçek alnı açık, güzellik algısının seviyor sevmiyorla daha farklı bir boyuta taşınacağına dikkat çekiyor. Özellikle hani bu tarz, bizim şimdi biz moda dergisinde çalışıyoruz. Hani burası çok dış güzelliğe önem veren bir yer. Ama bence Deniz onu kıracak zaten. Yani hem çok çok sevimli, çok tatlı ve Zeynep de hakikaten çok güzel oturmuş karakterine. Çok çok... Bakalım, göreceğiz. Biz herhalde iddiamız birazcık o yani. Sadece dış güzellik değil, disiplin, çalışma, disiplin. Gördüğünüz gibi.